Tüm zamanların en önemli astronomik olaylarından birini görmek için Güney Amerika'ya gidiyoruz. Şili'deki Atacama Çölü'nde uzay gözlemi için en gelişmiş teknolojiye şahit oluyoruz. Burada Royal Astronomi Topluluğu üyeleri bir kara deliğin devasa bir yıldızı yutmasını tam 6 ay boyunca izledi. Bu arada bu kişiler Samanyolu galaksimizin merkezinde süper kütleli bir kara delik olduğunu kanıtlayan bilim insanları. Hatta fotoğrafını bile çektiler. Tarihte ilk kez bu inanılmaz olay dünyaya çok yakın bir yerde gerçekleşti. 215 milyon ışık yılı uzaklık astronomi açısından oldukça yakın kabul ediliyor. Bu olayın yaydığı ışık 2019 yılının Eylül ayında gezegenimize ulaştı ve en deneyimli bilim insanlarının bile şaşkınlıktan ağızları açık kaldı. Güneşimizin büyüklüğünde yaklaşık 1 milyon 390 bin kilometre genişliğinde bir yıldız düşünün. Bu tür yıldızların ağırlığı pek çok gezegeni yörüngelerinde tutan güçlü bir yer çekimi alanı oluşturmaya yetecek kadar fazladır. Şimdi de yanına devasa bir kara delik koyalım. Kara delik tamamen siyahtır, disk şeklindedir ve bu yıldızdan milyarlarca kat daha ağırdır. Yer çekimi alanının gücü inanılmazdır. Yer çekimi kuvvetinden hiçbir şey kurtulamaz. Işık hızında hareket edebilen cisimler bile bu siyah uçuruma düşer. Işığın kendisi bile sınırlarından kaçamaz. Bir yıldız bir kara deliğin çekim alanına girer girmez hiç şansı kalmaz. Başta kara deliğin çekim kuvvetine direnmeye çalışır. Buna rağmen yıldızın dış katmanları aynı bir spagetti gibi kara deliğe doğru uzamaya başlar. Bu kuvvetli bir çekim gücünden kaynaklanmaktadır. Elinizi kara deliğe doğru uzatma fırsatınız olsaydı parmaklarınızın gerilip uzamaya başladığını görürdünüz. Bunun nedeni çekim gücünün santimetre başına artmasıdır. Bu nedenle parmaklarınıza kolunuzdan daha güçlü etki eder. Cisimlerin kara deliğin içine çekilme sürecine spagettileşme denir. Kara deliğin içine çekilecek olan ilk şey yıldızın tacıdır. Yıldızın tacı sıcak plazmadan oluşan dış kabuğudur. Yıldızın boyutunun nasıl küçülmeye başladığı fark edilebilir. Bunun nedeni güneşin görünen kısmının çoğunun plazmadan oluşmasıdır. Bu sıcak plazma spagettisi kara deliğe ulaştığında diskin kenarında kalıp kara deliğin yörüngesinde dönmeye devam ediyor gibi görünebilir. Ama aslında artık geri dönüş yolu yoktur. Yıldızın parçacıkları karanlık uçurumun olay ufkuna çoktan çarptı. Bir kara deliğin yer çekimi alanı ışığı kenarlarından büker. Bu nedenle olay ufku onu gözlemleyen kişiye kruvasan gibi görünür. Çok fazla yemek benzetmesi var, acıkmaya başladım. Ayrıca bu halkada bir tür kaos olduğunu görürsünüz. Çünkü her ışık farklı bir yöne doğru hareket eder. Bunun gerçekleşmesinin nedeni ayna etkisidir. Fakat olay ufkuna ulaşan her şeyin er ya da geç kara deliğin merkezine ya da kara incisine çekileceğinden emin olabilirsiniz. Göreceğiniz bir başka yanılsamaysa olay ufkundaki yıldız parçacıklarının daha yavaş hareket etmesi olacaktır. Şöyle bir durum var. Kara delik gibi süper kütleli cisimler etraflarındaki uzay zamanı bükerler. Cisim ne kadar büyükse etrafında yaşam o kadar yavaş akar. Eğer kara deliğin yanına bir saat, bir de odanızdaki duvara bir saat asarsanız dünyada bir gün geçerken kara deliğin yanındaki saatin saniye ibresinin çok az hareket ettiğini görürsünüz. Gözlemleyen kişilere ışık parçacıklarının hareketleri yavaşlamış gibi görünür. Ama aslında bir kara delik bunları yıllar önce yutmuş olabilir. Şimdi ise büyük miktarda sıcak plazma akışı uzaya sıçrıyor. Aynı spagetti sosu gibi. Bir kara delik yıldız maddesi yuttuğunda saniyede 10 bin kilometre hızla güçlü enerji ışınları yayar. Bu enerji salınımına yoğun bir parıltı eşlik eder. Bilim insanları parıltı sayesinde bu süreci tespit edebiliyorlar. Bu olay bir süpernova patladığında gözlemlenebilir. Yıldızın gövdesinden eser kalmadığında kara deliğin olay ufkunda yıldız tozu ve diğer parçacıkları görebiliriz. Spagettinin üzerine serpilmiş parmesan peyniri gibi. Hey, çok ileri gittiysen beni durdurun. Spagettileşme süreci tamamlandığında yıldızın ağırlığının yaklaşık yarısı toz ve parlayan parçacıklar şeklinde uzaya fırladı. Diğer yarısını ise kara delik tamamen yuttu. Bilim insanları bu süreci neredeyse 6 ay boyunca gözlemlediler.
Ama daha da ilginci, kara deliğe dalmak olacaktır. Bunu henüz yapamıyoruz. Ama mümkün olduğunu farz edip simülasyon yapabiliriz. İşte metal dostumuz küçük bir drone. Köfteye benziyor. Hayır, henüz öyle yemeği yemedim. Şu anda kara delikten güvenli bir uzaklıkta, yani olay ufkunun genişliğinin 3 katı mesafede. Bu mesafedeki nesneler kara deliğin yörüngesinde güvenli bir şekilde dönebilirler. Biraz daha yaklaşırlarsa karanlık bir sonsuzluk tarafından yutulurlar. Yok olan yıldızımız bu mesafede varlığını güvenle sürdürebilirdi. Bu mesafede gezegenler bile yaşayabilir. Hatta yakınlarda uygun bir ışık ve ısı kaynağı olması durumunda bu gezegenlerde yaşam bile olabilir. Fakat bizim hedefimiz kara deliğin ortası ve biz köfteye rehberlik ediyoruz. Demek istediğim, drone olay ufkuna daha yakın. Birkaç dakika sonra çekim gücü kuvvetlenmeye ve drone spagetti gibi uzamaya başlıyor. Siyah diskin etrafında dönmeye başladığında bu olay ufkuna ulaştığı ve siyah uçuruma doğru inişe geçtiği anlamına geliyor. Şimdi her şeye drone'un perspektifinden bakalım. Drone'un açısındaki yıldızlardan gelen tüm ışık maviye döner. Buna maviye kayma denir. Drone bir kara deliğe düştüğünde yer çekimi kuvveti ışık fotonlarını aşağı çekerek onlara enerji verir. Dalga boyları kısadır ve kırmızı fotonlar maviye dönüşür. Drone düşmeye devam ediyor ve gözden tamamen kayboluyor. Robotun tek gördüğü şey parlak, ince ve mavi bir ışın. Şimdi ise tek gördüğü karanlık. Burada kesinlikle hiçbir şey yok. Zaman bile yok. Burada zaman o kadar yavaş ilerliyor ki güneş sistemimiz kara delikte geçirdiği bir dakika içinde yaşlanıp yok olabilir. Fakat bizim drone'umuz bataryasının şarjı bitene kadar yaşayacak. Hey! Drone yine küçük bir ışık demeti görüyor. Giderek yaklaşıyor ve daha belirgin hale geliyor. Şimdi drone tekrar düşüşe geçecek ama bu ters yönde olacak. Drone kara deliğin kalbini terk ettiğinde tekrar olay ufkuna gelecek. Yıldızlardan gelen ışık yavaş yavaş maviden kırmızıya dönecek. Sonra drone uzaya, belki de uzak bir galaksiye fırlar. Kara delikten dönmek sadece bir teoridir. Bazı insanlar kara deliklerin bizi uzayda uzak yerlere götürebilecek bir tür solucan deliği olduğunu düşünüyorlar. Şimdilik bu teoriler sadece kurgudan ibaret sayılıyor. Kara deliklerin tespit edilmesi oldukça zordur. Sorun şu ki onlar siyah, aynı uzay gibi. Yıldızlar gibi ışık yaymıyorlar. Bu nedenle sadece yer çekimi anomalileri tarafından tespit edilebiliyorlar. Buna rağmen bilim insanları evrenimizde çok sayıda kara delik olduğuna inanıyor. Kara delikler büyük bir yıldız kendi ağırlığı altında çöktüğünde doğarlar. Evrende sonsuz yıldız olduğunu göz önünde bulundurursak kara delikler muhtemelen sık görülür. Bilim insanları kara deliklerin kendi yaşam süreleri olduğuna inanıyor. Bunun nedeni Hawking radyasyonudur. Bir kara delik kütle kaybeder. Bu şekilde var olmaya devam edebilmesi için az önce gözlemlediğimiz yıldız gibi devasa cisimleri yutması gerekir. Fakat kara delik derinlerde yaşıyorsa buralarda yutacak daha az şey vardır ve büyük olasılıkla ortadan kaybolana kadar küçülmeye başlayacaktır. Aynı bu spagetti gibi.